Modern Kanal'dan herkese merhaba. Bugün sizlere tadına doyamayacağınız nefis bir ıslak kek tarifi vereceğim. Hadi şimdi gelin kekimizin yapılışını görelim. Evet, şimdi ilk olarak 3 tane yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım büyük olduğu için 3 tane kullanıyorum. İçerisine 1,5 su bardağı, bardağımın ölçüsü bu şekilde görüyorsunuz. 1,5 su bardağı ekliyorum. Evet, şimdi yumurtalarımıza 1,5 su bardağı şekerimi ekledim. Bunları güzel bir şekilde çırpacağım. Köpürene kadar çırpmaya devam edeceğim. Bir mikser yardımıyla yumurtalarımı ve şekerimi görüyorsunuz, kıvamını köpürene kadar güzel bir şekilde mikserle çırptım. Şimdi bundan sonrasını el çırpıcısıyla da yapabiliriz, devam edebiliriz. Görüyorsunuz kıvamını, köpük köpük oldu. Evet, şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir su bardağı sütümü ekliyorum. Yine çırpıcıyla bunları da güzel bir çırpıyorum. Evet, güzel bir karıştırdıktan sonra şimdi içerisine 3 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Elemiş olduğum 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve daha sonrasında da 2,5 su bardağı yine eliyorum güzel kabarması için ilave ediyorum. Evet, unumuzu da ilave ediyoruz son olarak ve karıştırıyoruz. Evet, kek harcımız hazır. Görüyorsunuz kıvamını, çok güzel görünüyor. Bu borcamı seçtim, dikdörtgen borcam. Benim ölçülerimle bu borcamda kekim çok güzel oluyor, tam geliyor. Siz de bunu tercih edebilirsiniz eğer varsa evinizde. Güzel bir şekilde sıvı yağ ile yağladım borcamımı. Şimdi kek harcımı güzel bir şekilde boşaltıyorum. Evet, borcamımı eşit bir şekilde yaydım harcımı. Şu şekilde vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın. Bu kekinizin daha güzel kabarmasını sağlayacak. Evet, şimdi de daha önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecedeki fırınımıza kekimizi götürüyoruz. Yaklaşık olarak pişme süresi 40-45 dakika sürebilir. Ama fırınlarınızın özellikleri farklı olduğundan sürekli olarak kontrol edebilirsiniz. Evet, kekimiz pişerken şimdi sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım su bardağı kadar şekerimiz var. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ilave ederek şekerimiz eriyene kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Ben sosumun içerisine yumurta ilave etmiyorum ve sosumu pişirmiyorum. Güzel bir şekilde çırptıktan sonra pişen kekimi ekleyeceğim. Evet, kekimizi fırından çıkardık şimdi. Görüyorsunuz kabarışını. Şimdi bir kürdan yardımıyla bu şekilde delikler açıyoruz. Sosumuzun içerisine güzel bir şekilde geçmesi için. Evet, şimdi sosumuzun bir kısmını kekimizin üzerine ilave ediyoruz. Evet, ilk döktüğümüz sosun çekmesiyle birlikte şimdi dilimleyeceğim. Daha sonra da geri kalan sosumu kekime ilave edeceğim. Müzik
Şimdi kalan sosumuzu kekimize tamamen ilave ediyoruz. Evet, kekimizi servis tabağına aldım. Çok güzel görünüyor. İnşallah siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Mükemmel. Çok güzel. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.